Konuşulanlarla ilgili birkaç e, notum ki. var. Onları paylaşmak istiyorum. E, zaten bu da biraz sorunuzun yanıtı yani. Nerede konumlanacağının. E, tabii ben bugün böyle bir e, milliyetçi e, e, grubun içinde iş, <laughs> bolca da milliyetçi camianın e, dertlerini de dinlemiş oldum. E, belli ki dertli bir durumda Meclisiniz var. Mesleğiniz için yani. önemli ama. Evet evet. Güzel mi? bir gözlem imkanına sahip oldum. Ee, Cumhuriyet Halk Partisinin e, milliyetçi e, gelenekten gelen ama uzun yıllardır Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili yapan e, eski DPT müsteşarı Sayın İlhan Kesici'nin bütçe konuşmalarında söylediği bir söz vardır. E, gerçek milliyetçilik ekonomik milliyetçiliktir der ki bu zaten aynı zamanda Atatürk'ün de buna benzer e, bu, bu böyle bir sözü vardır. Oradan çıkmış bir sözdür. E, bundan yola çıkarak aslında yeni çağın milliyetçilik tanımını İyi Parti'nin nasıl yaptığını ve burada bir söylev üretebildi mi ona değinmek istiyorum. Yani az evvelki sorunuzda milliyetçiler işte parçalanıyor mu, dağılıyor mu gibi bir karşıya geçti. Milliyetçiler yeni bir söylem üretebildi mi? Yeni bir kavram üretebildi mi bu süreçte? Ya da kendini değiştirip çağa uygun dönüştürüp tıpkı işte İlhan Bey'in bütçe konuşmalarında sürekli atıfta bulunduğu gibi, örneğin ekonomik milliyetçiliğe dair ne söyleyebildi? Ekonomik milliyetçilikten kastı nedir? Örneğin sizin paranız değersizse, e, on, o zaten en önemli milliyetçilik paranızı değerli kılmak değil mi dünyada? Mesela buna dair nasıl bir e, ekonomik politik vizyon koydu İYİ Parti Çok ortaya? mu güvenlikçi politikalar özelinde bir milliyetçilik Elbette. kaldı? Elbette. Hatta bir adım ilerisini söyleyeyim. İYİ Parti yeni bir kavram üretmeyi bırakın milliyetçilikle ilgili. AK Parti diliyle milliyetçilik yaptı. Yani sürekli Cumhuriyet AK Partisi'ne karşı işte biz şu, şunlarla kol kola yürüyenle yan yana olmayız. Bunlarla kol kola yürüyenle... Yani adeta Cumhuriyet Halk Partisi'ne terörle kol kola yürüyenlerle yan yana olmayız dedi. Buyurun size Ankara'da %60 oy çıktı. Yani bu millet ya da işte İstanbul'da %12 fark attı Ekrem İmamoğlu. Yani siz ne demek istiyorsunuz? Bu millet terörle kol kola mı yürüyenlere oy vermiş oldu? Şimdi burada üslup ve Ama söylem problemi var. Denizli mitingini hatırlayın Sayın Akşener'in. Ee insanlara şöyle seslendi. Teröristlere destek olan Akşener geldi. Görüyor musunuz diye seslenip. E yanlış işte söylüyorum. Yani şu an söylediği yanlış. O zaman destek olduklarına 3 zaman... ay sonra terörle kol kola dediler. Yani e, üslup hat ama onu söylerken de yani kurulduğu andan itibaren 6 yıl oldu. E, yani buradaki Hazirun'un da öyle konuşmaları birikimi çok derinlikli. Böyle insanlar var. ...milliyetçi camiada hani e, müktesebatı olan, e, entelektüel birikimi olan insanlar var. E, mesela ben e, bu kongre konuşmalarına çok dikkat ettim. Bir düşünce kuruluşu açma konusunu falan dile getirdi adaylar. Neden buradan bir düşünce akımı çıkmıyor? Yani e, yeni kavramlar, yeni milliyetçilik yorumları çıkmıyor... Bunu İyi Parti kendi kendi hadi diyelim ki hani Milli MHP'den çıkmıyor. Neden İyi Parti'den de çıkmadı 6 yıl boyunca. Hı hı. Bunları bence iyi değerlendirmeleri lazım. Yani e, neden biz bu noktaya geldiğin tek problemi Akşener'in üslubu da değil. Genel olarak buradan bir fikri önderliğinde çıkmamış olması. Üstelik dünyada milliyetçi rüzgarlar eserken. Yani dünyada bu rüzgar esiyor. Eee MHP Cumhur İttifakı'nın aksını milliyetçi çizgiye oturmuş, İyi Parti %10'la çıkmış ama bunu hiç gerisini getirememiş, sürekli mevziyi kaybetmiş. O zaman tek bir yerde hata yoktur, bütüncül bakmak lazım. Bunun fikri ideolojik altyapısında da bir sorun vardır. O altyapıyı da bence tam olarak geliştirememişler ve kavramsallaştıramamışlar diye düşünüyorum. Ya şimdi burada yine yine buradaki Haziruna itafen bu kadar hani değerli konuşmalar yapılıyor, fikirler beyan ediliyor. Ben de ilgiyle bir sosyal